Hepsi tanı koyma konusunda uzman doktorlar. Buna emin olabilirsiniz. Departmanın başında Doktor Ateş Hekimoğlu var. Kendisi çok iyi bir doktordur. Aynı zamanda benim yakın arkadaşım. Çiğdem Hanım, ben sonucun iyi olacağına inanıyorum ve sizden de inanmanızı bekliyorum. Ama tabii her şeyden evvel bir teşhis konmasını beklememiz gerekiyor. Bunun için vaktimiz var mı sizce? Yani teşhis konmadan... Çiğdem Hanım, Elif, yani benim tanıdığım Elif kolay kolay pes etmeyecektir. Doğum günü için planlar yapıyor. 3 ay sonrası için. Neyse, ben sizin daha fazla vaktinizi almayayım. Rica ederim. Ay, kusura bakmayın, ne olur. Pardon. Çiğdem Hanım Elif'in annesi. Selin Hanım hukuk müşavirimiz. Memnun oldum. Çok geçmiş olsun. Telefonunuzdaki Elif'in fotoğrafı mıydı? Evet. Ne kadar güzel, ışıl ışıl bakıyor. Burcu Ateş grubundan mı? Evet, yay. Tahmin etmiştim. Çok şanslısınız. Sonsuz bir yaşama sevinçleri olur. Çevresindeki herkesi çok mutlu ederler. Doğru. Elif'in annesi olduğum için, onunla geçirdiğim her gün için şükrediyorum ben. İyi günler. Vay be. Hukuk işlerinde harika olduğunu duymuştum ama hasta yakınını teskin etme konusunda da hiç fena değilsin gerçekten. Teşekkür ederim Orhan Beyciğim. İsterseniz beni hasta yakını teskin etme departmanına alın. Ne dersiniz? Bilmiyorum öyle bir departman var mı ama. Bu arada İpek sana hastanenin en güzel odasını vermiş. Evet ya, hiç sorma canım İpek'cim. Bir de bana bir güzel Moni reprodüksiyonu almış. Odam şahane oldu. Bu arada kalemimi kullanmaya başladım bile. Teşekkür ederim. Yok, güle güle kullan. Duydum ki Ateş'te uyku tutmuyormuş. Selin'e ne alsam diye düşünmekten. Tabii öyledir şekeri. Ben niye geldim buraya? Çok güzel bir kahve makinesi aldım ve seni kahveye bekliyorum. Muhakkak geleceğim. Lütfen, bekliyorum. De tutmuyorum seni. Kolay gelsin. Görüşürüz. Dur, azıcık düzelteyim anneciğim. Alerjik ritmit değil mi? Geçmiş olsun doktor bey. Bravo. Genelde halk arasında sabah lezzetli derler. Böyle ritmit diğerini hiç duymamıştım. Evet, alerjik ritmit. Alerjileri bilirim biraz. Maşallah, iyi biliyorsunuz. Evet, nesi var bakalım bu delikanlının? Fıstık alerjisi var. Çok güzel, harika. En sevdiğim hasta türü. Böyle teşhisiyle beraber gelen. 3 yaşından beri. Ya aslında tedavisi olmadığını biliyoruz. Evde ataklara karşı antihistaminik adrenalin enjeksiyon, her bir şeyimiz mevcut. Fıstık, fıstıklı mamuller, yan ürünler hiçbiri kapımızdan içeri girmiyor doktor bey. Kesin net önlemini aldık yani. Evet güzel, o zaman bize ayrılan sürenin sonuna geldik galiba değil mi? Gelmişken benim şu alerjik ritnite de bir baksanıza. Neler yapabiliriz acaba? Estağfurullah. Birkaç haftan beri tekrar başladı. O zaman gizli gizli fıstıklı bir şeyler götürüyor delikanlı, öyle mi? Ben demiştim, aklın yolu bir. Başka bir şey alerjisi olamaz mı? Erkan, anneciğim ne yiyorsun? Nereden buluyorsun da yiyorsun çocuğum? Tırım tırım arandım evde, köşe bucak yok. Hayır, okuldan her döndüğünde tıkanıyorsun annem sen. Bak, yalan söyleme bana. Doğru söylüyorum ya, yok bende. O zaman ben diyorum ki babada, fıstıklar babada. Öyle mi? Bende arabada var sadece. Burada fıstık ezmeli gafret yani. Evet. Faili yakaladık. Demek ki oğlanı okula getirip götürür. Gel. He? Olamaz. Arabam arızalı, kaç haftan beri kapıda. Erkan'ı okula komşumuz götürüp getiriyor. İşe gidip gereken sağ olsun. Ne yapalım o zaman? Ortada alerji yapacak fıstık yok. Bizde başka alerji yapacak komşu. He? Sizin bu oğlanı getirip götüren komşunuz. Ay yok, olamaz. Bütün komşularım haberdar Erkan'ın fıstık alerjisinden. Yani hiçbiri vermez, fıstık vermez Erkan'a. Nerede çalışıyor diyecektim bu komşunuz. Bir pasta şekerli imalathanesi var. Babanın götürdüğü fıstıklı gofretler de oradan, Avanta. Evet, içeride fıstık işliyorlar.
komşunuz da imalat ailesinden çıkarken başlar aşağı alerjen kaplı olarak çıkıyor. Yani böyle görünmez bir fıstık bulutunun içinde. Yani oğlunuz fıstık yemiyor. Ama komşunuzla yaptığı bu seyahat boyunca fıstık soluyor. Maalesef bugün ben sizi başka bir alerjiyle gönderemeyeceğim. Yine fıstığa kaldınız. Tamam. Ah. Sizin kaderiniz fıstık. Bunları Mehmet Hoca gönderdi. Tamammış, sağ olasın Muzaffer. Koku... Evet, senin geçen gün beğendiğin erkek parfümü kokusu. Ha. Bak. Aldım aldım, geliyor buraya. Çok yakışmış Muzaffer, güle güle kullan. Teşekkür ederim. Yalnız iki fıstıkınca yetiyor bu. Biraz ağır. Değil de yoğun ya hani. Sen bana bunu demediydin ama. Doğru diyorsun. Çok daha gitmiş olmam gerekiyordu benim buradan. Ama siz zaten 20 dakikadır buradasınız ya hocam. Senden de bir şey kaçmıyor maşallah. Aman hocam. Nasıl koku be Buzo? Zaten alerjiden kıvranıyorum. Bir de koku şişesinin içine düşmüşsün be. Hocam ben uzak durayım zaten. Gideyim ben. Ne sürmüş bu böyle? Güzel koku aslında da. Birinci odada hasta var hocam. Daha hastalık izni mi kullanacağım bugün? Tamam. Hasta hasta bakmayacağım. Evet, bence bir antihistaminik al. Ne yapmam gerekiyor anlamadım. Sedyeye mi yatayım? Serum mu bağlasınlar? Hasta olduğuma inandırmak için seni. Ha? Oh. Sen de gör. Çok yaşa. Şimdi ateşim şöyle. Hasta... Erkek doktor istiyor. O yüzden seninle konuşuyoruz. Yani top sende. Hasta birinci odada. Olmaz öyle şey. Bir kere cinsiyet ayrımcılığı var burada. Erkek doktor istiyorum ne demek? Böyle her erkek doktor isteyene göz yuvarsanız işsiz kalırsınız. Yakında doktor doktordur. Hasta birinci odada. Soyunayım mı? Evet. Sakıttı gizli kapaklı bir yerde öyle mi? Bu sabah bir baktım büyük bir et beni var böyle tam kasımın orada. Evet. Soyu veda. Kötü bir şey değildir değil mi? Bu strestendir. Kız arkadaşım günlerdir telefonuma bakmıyor. En son kampa gitmiştik birlikte. Temiz hava alalım. Biraz da baş başa kalalım hesabı. O gün bir şeye bozuldu bu. O gün bugündür ne telefonumu açıyor, ne mesajlarıma bakıyor. Haliyle ben de çok üzüldüm. Ondan çıktı bu et feni. Ha, bir hemşire yollayı buraya. Bir de eğri uçlu klemp. Tamam, hadi. Neyim var? Kötü bir şey mi oldum? Şimdi bu et beni dediği şey... ...mantuzlara olan ektoparazitik örümceğimsi bir arkadaş. Çirkinler kralı bir artropod. Gene. Ne? Öyle dağda bayırda ormanda şortunu giyip ayağında şıpıdık terlikler gezinirsen ne yapar bu arkadaş? Asla affetmez. Bacağına yapışır, yürür oradan damarı bulur, lak vantuzlar. Genelde ortamdaki hayvanlarla beslenir. Ama bu sefer nedense seni seçmiş. Niye acaba? He? Acaba sen bu kız arkadaşın hanımefendiyi... ...kampinge gerçekten yıldızları saymaya, temiz havaya mı götürdün? Yoksa aklında başka bir hinlik mi vardı, he? Ya kızcağız da çaktı tabii vaziyeti. O gün bugündür aramıyor değil mi seni? Öyle mi? Evet. Hadi bakalım. Bu kere sana bu kampingden hatıra kalsın. Oldu mu? Senin kız arkadaşının intikam meleği. Hemşire al, şöyle bırakıver klempi. Evet. Bu önümüzdeki günlerde... ...gribimse bir şikayetin olursa... ...ateş, baş ağrısı vesaire... ...hemen geliyorsun hastaneye, Kırım Kongo kanamalı ateşi.
He, anladın mı? Abara, yat bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.